Arkadaşlar Kırşehir'deyiz, Petlas fabrikasında. Burada ne işimiz mi var? Petlas bizim çok önemli bir projemize katkıda bulunuyor. Biz de burada, çünkü burada o kadar çok şey var ki teknik olarak her şey hazır. O yüzden de biz burada çekimler yapıyoruz. Tabii Petlas Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Burada sadece lastik üretilmiyor, aynı zamanda teknoloji üretiliyor. Yani lastikle ilgili bildiğiniz bileceğiniz ne varsa her şeyin üretildiği bir merkez burası. Türkiye'nin 5 tane lastik fabrikası içinde ciddi bir test pisti olan merkez de yine Petlas. Petlas tabii ki bize destek oluyor dedik. Ne için destek oluyor? Aslına bakılırsa bir sosyal sorumluluk projesi gibi algılayabilirsiniz bunu. Çünkü size lastikle ilgili, araca etkisiyle ilgili, araçtaki önemiyle ilgili, yine yakıt tüketimine etkisiyle ilgili, fren mesafesine, performansına etkisiyle ilgili bir dizi video yapacağız. Bunlar hem yaz lastiğiyle ilgili hem kış lastiğiyle ilgili peş peşe gelecek zaman içinde. Petlas bize bu konuda da destek oldu. Şimdi birazcık ama Petlas'ı tanımak lazım. Çünkü Petlas gerçekten Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri. Ve biz Ar-Ge Merkezi yöneticisi sevgili arkadaşımızla konuşacağız konuyu. Çünkü Türkiye'nin en önemli Ar-Ge merkezlerinden bir tanesi de yine bu Petlas'ta var. Lastik Ar-Ge Merkezi dediğimizde değil mi? Evet. Öyle, doğru söylüyorum. Doğru, yani bizim buradaki teknoloji üstümüzde Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge Merkezi olarak biz de hitap ediyoruz. Ben öncelikle isterseniz bir geçmişimizden başlayayım. Lütfen. Fabrikamızın temelleri 1977 yılında atıldı. 1989 yılında da ilk lastiği ürettik. Daha sonrasında 2005 yılında Abdülkadir Özcan şirketler grubuna dahil olduk. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından. O saatten sonra da uçtu. O saatten sonra da aynen öyle yatırımlarımız, yoğun yatırımlarımız başladı. Ve bu yatırımların neticesinde de şu anda 365 bin metrekarelik kapalı alana sahibiz. Ve bu özelliğimizle birlikte tek çatı altında üretim yapan dünyanın en büyük lastik fabrikalarından biriyiz şu anda. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi sadece bir üretim merkezi değil. Türkiye'deki diğer lastik fabrikaları yabancı veya yabancı ortaklı diğer kuruluşlar Türkiye'yi bir üretim üssü olarak görüyorlar. Petlas da kendi teknolojisini kendi üretiyor. Dışarıdan herhangi bir teknoloji transferimiz yok bizim. De bahsettiğiniz gibi test pistimizle, Ar-Ge laboratuvarımızla, inovasyon ve tasarım ofislerimizle beraber Türkiye'de birçok ilkemizi attık biz. Kaç kişi çalışıyor? Şu anda 3700 kişi. Çok ciddi. Şu anki mevcudumuz 3700 kişi. 3 vardiya çalışıyor anladığım kadarıyla. Doğru, 3 vardiya, 7-24 yani 24 çalışıyor. Saat çalışıyor. Doğru, 7-24 çalışıyor fabrikamız. Bahsettiğim gibi bu Ar-Ge olanaklarımızla beraber Türkiye'de birçok ilke imza attık. Türkiye'de üretilen ilk radyal traktör lastiği, tam çelik iş makinesi, 18 jant ve üzeri Y sınıfı, yüksek performans lastikleri, binek uçak lastikleri. Uçak lastiği üretiyoruz. Uçak lastiği üretiyoruz. F-16 lastiği. Yani. F-16 doğru, F-16 lastiği üretiyoruz ve diğer savaş uçakları için de lastik üretiyoruz. Artı dediğim gibi tam çelik iş makinesi lastikleri ve büyük iş makineleri için dolgu lastikler ve 2014 yılında lansmanını yaptığımız ram filet lastikler. Bunların Türkiye'deki üretimini ilk defa biz gerçekleştirdik. Şu anda anladığım kadarıyla Türkiye'de sizin fabrikanızda üretilmeyen bir lastik çeşidi yok. Çok özel lastikler üretmediğimiz ama yani şunu motosiklet lastiği üretmiyoruz. Örneğin motosiklet lastiği üretimimiz yok ama şunu söylemekte hani çok yeterince kaynak yok bunu kanıtlayabileceğimiz ama hani sektörü bilen kişilerle konuşmamızdan şu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Tek çatı altında ürün çeşitliliği olarak dünyada bir numara olabiliriz. Yani dedim ki bununla ilgili bunu kanıtlayacak bir kaynağımız yok ama gelen ziyaretçiler, fabrikaya gezdirdiğimiz tedarikçilerimiz vesaire bunları bize net bir şekilde söyleyebiliyor. 4 marka altında 2500'den fazla farklı çeşitte lastik üretiyoruz. Ya ben en çok şeyi önemsiyorum. Yani şimdi muhtemelen arkadaşlarımız, izleyicilerimiz yani halkın geneli diyelim daha doğrusu şöyle bakıyorlar. Diyorlar ki Petlas tamam Türkiye'de fabrikası olan bir işletme fakat muhtemelen teknolojiyi dışarıdan satın alıyor. Tasarımı dışarıda yaptırıyor. Türkiye'de sadece üretiyor. Çünkü Türkler böyle şeyler henüz yapamayız biz gibi bakıyorlar. Ama ben burada ben bile düşünün bu kadar işin içinde olmama rağmen ve Kırşehirli olmama rağmen üstelik de bir dönem burada çok kısa da olsa çalışmış olmama rağmen Petlas'ın bu kadar her şeyi kendinin yaptığını bilmiyordum. Evet, ya biz teknoloji transferine bu noktada inanmıyoruz. Çünkü hiçbir teknolojisini dışarı satan firma güncel teknolojisini, en iyi teknolojisini vermiyor. Geçmişte kalan artık eskimiş teknolojilerini satıyorlar ve biz bu noktada hiçbir zaman yüzümüzü dışarıya dönmedik. Her zaman kendi içimizde kendimizi nasıl daha iyi geliştirerek benzer teknolojileri üretebiliriz, geliştirebiliriz. Biz hep buna yatırdık. Hiçbir lisans yok satın aldığınız? Yok. Tamamen bütün patentler size ait? Kesinlikle. Tasarımlar size ait?
Kesinlikle. Yani hem lastik kalıp tasarımlarımız, desen tasarımlarımız, hem içerisindeki özel kauçuklar, malzemeler, bunlarla ilgili geliştirmeler, ham madde araştırmaları hepsi bize ait. Dışarıdan hiçbir teknoloji transferimiz yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Petlas'a sadece bize destek olduğu için değil, Türkiye'ye kattığı için de teşekkür etmek lazım.